merhaba arkadaşlar. Size şimdi canlı canlı kanyondan kanyon yürüyüşü nasıl olur? Parça parça kesitlerle onu gösteriyorum. Kanyon yürüyüşü bakın. Evet, devam edin. Şimdi bakın mesela aslında şu tarz ayakkabılar kanyon yürüyüşüne uygun değil. Arkadaşımızın ayaklarının tabanı akşam çok yorulacak. Bakın doğru, bilekli, eski bir botunu giymiş, çorabını giymiş. Ayakkabı doğru, kıyafet doğru, içinde bikinisi var, şapkası var. Bu arkadaşımızın da ayakkabılarına bakıyoruz. Bu ayakkabı da doğru, içine çorabını giymiş. Baton yoksa bile dedim doğadan alabiliyoruz destekçiniz. Baton harika. Bakın birçok insan, normalde baton kullanmayanlar bile baton kullanıyor. Suyun derinliğini ölçerek şu an numaradan yapıyor. Böyle erkekler deniz şortuyla çantalarımızı mümkün olduğunca minimumda tutarak kanyon yürüyüşü yapabiliriz. Aslında şöyle, olay bundan ibaret. Şimdi ara ara böyle size kanyon yürüyüşünden kesitler halinde göstereceğim. Bir diğer etkinliğimiz için en azından fikir olur. Çoğunlukla su yüksekliği bu seviyede. Bazı yerlerde de bir tık derin oluyor. Ona göre geçeceğiz. Mesela bu tarz ayakkabılar uygun değil. Bunları giymeyin. Böyle eski botlarınızı giyebilirsiniz. Bakalım, spor ayakkabı da çok uygun değil. Evet. Evet. Onlar da çok uygun değil aslında Yeşim. Yani şöyle özetle bu delikli ayakkabıları çok tercih etmiyoruz arkadaşlar. Uygun geldi. Uygun ayakkabı. Bu da tecrübeliler için. Deneyimliler için. Kızım bu nereleri gezdi sen biliyor musun? Mesela şöyle. Şu tarz yosunlara rahat basabilirsiniz. Bakın. Böyle hiç kaymadan taşlardan atlaya zıplaya gidebiliriz. Her yosun kaydırmaz. Şunlar kaymaz yani. Böyle taş üstlerinden. Böyle yürüyoruz. Çok rahat. Serin serin. Bakın. Sadece mühim olan nereye basacağınızı bilmek. Önemli olan o. İşte böyle. Hiç kaymıyorum. Kimi zaman böyle dere içi sığ sulardan, kimi zaman şöyle yanlardan, patikalardan. Aslında abartılacak kadar zor bir yürüyüş değildir kanyon yürüyüşü. Yani bizim yaptığımız yürüyüşler. Ama tabii ki tecrübe etmek gerekli. Mesela şöyle suların içerisinden yürüyoruz. Hava şu anda Kocaeli'de mesela 38-40 derecelerde termometrelere göre. Hissedilen daha da fazla. Çok nem. Ama burada biz bir gram bile terlemeden yazın keyfini çıkartıyoruz. Evet, şimdi de kanyon yürüyüşünde yemek molası. Ateşte işi olmayan tayfa. Sulara doyamayan tayfa. Keyifçi tayfa. Bakalım ateşin oradakiler ne yapıyor. Aç bir ilaç yürüttüm hepsini. Saat 2 oldu ancak yemek veriyorum. Herkes çok aç. Kanyon yürüyüşünde yemek molası. Bakalım. Bakalım bakalım. Nerede yengeç? Tam şuradan ayarlı.
Merhaba Bay Yengeç. Evet arkadaşlar. Kanyon yürüyüşünde yemek molası böyle oluyor tabii ki. Hak edilmiş bir mutluluk. Bazıları ölmüş ama siz onları dikkate almayın. Vallahi ben öldürmedim. Genel olarak hallerinden memnunlar. Yani inşallah öyledir. Niye üstünüze işte bir şeyler alın diyorum. Kimisi de üşüyor. İkramlara hayır demeyiz. Teşekkür ediyorum. Efendim. Vallahi bilemeyeceğim artık. Tamam. İşte bu kadar. Su seviyesi bu kadar yükseklikte. Şuradan da tırmanıyoruz. İşte böyle bir macera kanyon yürüyüşü. Sırayla çıkıyoruz.